Evet, değerli basın mensupları, bugün bereketin şehri Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş'ta şu anda bir buğday tarlasındayız. Ve hali hazırdaki buradaki buğday çeşidimiz de Çukurova 99. Buğday tarlamızda şu anda gördüğünüz gibi henüz hasada daha yaklaşmadığımız gözüküyor. Bunun önemli nedenlerinden birisi, malumunuz biz normal şartlarda Ekim ayı ile Şubat ayı arasında olabildiğince yağış noktasında yeterli yağış almayı bekleriz. Ama bu yıl biraz kurak geçti. Fakat Şubat ayı sonrası yağışlar özellikle Mart, Nisan ve Mayıs, bugün Mayıs ayındayız. Bu aylarda da yağışta bir artış oldu. Bilhassa Nisan ve Mayıs aylarında son 63 yılın bazı bölgeler için söylüyorum en yüksek yağış ortalamaları bir önceki yıla göre de yine yüksek yağış ortalamalarına erişildi. Ve inşallah bu kurak geçen dönemin telafisi adına bu yağışlar inşallah berekete, verim artışına ve o aradaki kaybın telafisine de imkan sağlayacak durumda. Şunu baştan belirtmekte yarar var. Bu yıl rekoltenin yüksek olmasını bekliyoruz. Gece ile gündüz arasındaki ısı farkından dolayı da inşallah ürün kalitemiz çok çok yüksek. Yani buğdayımızın kalitesi yüksek olacak. Çünkü ne kadar gece ile gündüz arasında ısı farkı yüksek olursa o kadar daha kaliteli bir buğdayı elde etme imkanımız söz konusu olacak. Ve yaklaşık 21 milyon ton gibi %5'lik bir artışla 21 milyon ton gibi bir rekolte bekliyoruz buğday için. Ve şunu da belki yine ifade etmekte yarar görüyorum. Bu 21 milyon tonluk buğday Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması noktasında gerçekten yeterli durumda. Bu manada da inşallah ülke olarak bir eksiğimiz, bir noksanımız asla olmayacak. Değerli arkadaşlar, biz rekoltesi yüksek, kalitesi yüksek 21 milyon ton buğdayı konuşurken hükümet olarak da gün evvelinden ve Toprak Mahsulleri Ofisi olarak belirli tedbirleri de daha önceden almıştık. Hatırlanacağı üzere 23 Nisan'da biz %0 olan gümrük vergisini buğdayda Cumhurbaşkanlığı kararıyla %130'a çıkardık ve böylelikle de üreticimizin korunması, iç piyasanın korunması adına önemli bir aksiyon almış olduk. Yine bilindiği gibi Türkiye un, bulgur, makarna, irmik gibi dahilide işleme rejimi adı altında uygulamalarımız çerçevesinde içeride aldığımız ürünleri işliyor ve bunları ihraç ediyoruz. Daha önceki uygulama önce ithalat yap, sonra ihracat yap şeklindeydi. Ama bu yeni dönemde, bu almış olduğumuz karar çerçevesinde bu yeni dönemde önce ihracat yapacak, daha sonra da ithalat yapacak. Buradaki muradımız da tamamıyla tıpkı verginin, gümrük vergisinin %0'dan %130'a çıkarılmasında olduğu gibi burada da dahilide işleme faaliyetlerini yürüten işletmelerin iç piyasadan ürün almalarını sağlamak ve böylelikle de kendi üreticimizin ürünlerine daha fazla bir değer yüklemek arzusu içerisindeyiz. Yine hükümet olarak aldığımız önemli aksiyonlardan biri de önceki yıllarda hatırlanacağı üzere üreticilerimiz bunu bilirler. Önceki yıllarda mazot ve gübre destekleri Mart ayının sonuna doğru ödenirdi. Ama biz hububatla ilgili bilhassa bu mazot ve gübre desteklerini 6 ay öne çektik. Yani bu ne anlama geliyor? Tabii ki hasadın erken yapıldığı, Haziran'ın başı itibariyle başlayan hasadın ülke coğrafyamızın da getirdiği etkenler sonucu, örneğin Sivas'ta 15 Eylül'e kadar da devam ettiğini biliyoruz. Biz böyle bir sürecin sonunda, yaklaşık 1-1,5 ay gibi bir sürenin sonunda mazot ve gübresini üretim için kullanmış olan üreticilerimize biz Ekim ayı itibariyle bu mazot ve gübre desteklerini bu yıl
Ayni olarak verdik, nakdi olarak vermedik. 6 ay öne çektik. Bunun da üreticilerimiz açısından bir kıymet ifade ettiğini, üreticilerimize bir katkı sağladığını da belirtmek istiyorum. Kaldı ki mazot ve gübre desteği Türkiye'de AK Parti hükümetiyle beraber başlamış bir uygulama. Başladığı yıl 2003'tür. Bunun da bilinmesinde büyük yarar görüyorum.